Kayfede okey bile dolarla oynayalım ben. Sen bana Türk parası da versen oğlum. Ha, ne yapacağım parayı be? Bütün gün içinde pireleri uçuşturuyorsun. 10 lira bahşiş mi vereceğim? Kız bana bak. Havala iyice soğudu. Oğlumuz kış. Ya kayfeye giderken, at yarışına neyin giderken üşüyorum kız. Böbreklerim sancıyor, çişimi tutamıyorum. Helalcıları zengin ettik be. Ya şöyle para ve de kendime dırçıllı, yakası kurtlu, güzel bir palto alayım. Ha, sen de altın eşi otur evde. Dırdır edip durma da para ver salak. Kendime bir palto alacın diyor. Yakası kurtlu, hırçıllı. Ben kendime palto tight name alıyor mu be? 10 sene önce gittiğim evde bana acıyıp verdikleri paltoyu giyiyorum hala. Kaç senedir? Dırdır etme lan. Para ver diyor sana. Kendime bir palto alacın. Benim para anneyim yok edilmiş efendim. Eğer çok üşüyorsan kahveye giderken yorgunu sırtlanırsın üstüne. Lan demek paran yok ha? Yok! Yalan söyleyen çarpılsın mı lan kakılmış? Çarpılsın ulan! Allah Allah! İşte bak çarpıldın mı lan? Ulan manyak mısın sen de? Öldürecektin beni be! Ya yalan söyledik için çarpıldın işte. Bak demek paran varmış. Allah cezanı vermesin ulan. Ulan madem paraya ihtiyacım vardı bana niye elektrikli işkence ediyorsun ha? Git dışarıda bir iş bul da çalış. Lan Gazata İranlarına Boğaz'da ev satın alma için bakmıyoruz herhalde. Aa şurada bir yerde vardı. Aa işte bak burada bak. Kampanya var mısınız? Şaaat palto kampanyası. Hiç 500'süz taksitine. Ama bir tane kefil istiyor lan. Kayfedeki arkadaşlarından birini kefil edersin kendine olur biter. Lan sen çok kabardın Kel Fatma. Kefil mefil de istemiyorsun. Peşin parayla gideceğiz. Altoyu alacağız. Bak lan ne edeyim. Ölüm 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 ölüm. Akılmış bir taksi tutla binelim kız. Lan bebe taksi tutacak para ne güzel be. Bunu bu neyini getiriyor? Kız salak bir sigara yakarız. Şöyle sen onu ben de arkaya kuruluruz. Ah ana bak, teybi de açtırız. Gel keyfim gelmiş. Açtı mı? Kendini dara ambarında kurmuş. Sen de ben de para kuruyorsun galiba. Taksi tutanlardan benim neyim eksik be? He? Ne güzel de yakışır taksiye. Arkaya da kurulmuş. Valla ben minibüsle gideceğim. Sen istiyorsan otostop yapabilirsin. Valla belki bir şey sirk arabası geçer de alıp götürürlersin. Şu fani dünyada bir minibüsü gösteriyor bana. Aç aç kapıyı aç! Işıklar deyeceğim şunu verir misin? Tabii vereyim. Şuradan bir ışıklar alır mısın kardeş? Hayda ne ışıkları ya? Yol boyunca 50 tane ışık var. Hem siz kelebek misiniz ışıklara gidiyorsunuz ya? Kardeş buradan da 2 tane Üsküdar alacaksın. 2 tane Üsküdar üzerim. Sağ ol birader. Lan versene paramı Üsküdar. Başka param yok ya. Bunu enince konuşuruz lan. Sus şimdi milletin içinde. Hop 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 hop. İleride çığırma var. Ayaktakiler çökün bakayım yere. Görünmeyin. Hiçbiriniz görünmeyin. Çığırma mı de yalla çok. Sana kız duymuyorum. Yazık ya şu kadına gel benim. Gel buyur oturan bey. Ah sağ olasın. Sağ ol birader. Allah! Oh be, dünya varmış, kıçımı rahat gördüler. Arabayı durdur şoför bey, karakola çek, para mı çaldılar? Hayda! Nereden çıktı kardeşim, kaybolsana parana. Şimdi bir de parayla mı uğraşacağız ya? Paranı çalıp verdin, kaç paran çalındı? 5 milyonum, biliyorum. Arabaya binmeden önce şu cebimde duruyordu, biliyorum. Ya kardeşim, karakolda kaybedecek vaktimiz yok bizim ya. Hadi hırsız kesin aramızda. Bak kardeşim, kim aldıysa efendi gibi versin. Karakola giderse hırsız çıkar. En az 10 yıl yer. 10 yıl mı yer? Ay, ne ya kardeşim çıkartın şu parayı şimdi bir de karakolla uğraşmayalım işimiz gücümüz var ya hadi ya. Hadi şoför bey karakola gidelim artık. Kırkız orada belli olur. Değil mi arkadaşlar? Evet evet. Ya. Sakın kapıları açma. Hırsız kimse karakolda belli olacak. Açma.
kafam duvarın kenarına karışıp kimse ayrılmasın buradan. Tek tek gelin. Tek tek gelin şöyle. Tek tek. Kimse cebinden yere bir şey atmasın. Ayrılmayın. Buraya geçin oraya tek tek. Tek tek. Ya bu kadar insan küçücük bir minibüste parayı kimin çaldığını fark edemediniz mi? Kimindi çalınan para? Benimdi komiser bey. Kaç paraydı çalınan paranız? Tam 5 milyonum çalındı komiser bey. Peki paranızı görseniz tanır mısınız? Vallahi komiser bey tam 5 tane 1 milyonluk vardı. Keşke bileydim önceden serin numaralarını alırdım. Ya beni uğraştırmayın da kim çaldıysa şu parayı ortaya çıksın. Affedeceğim onu. Aa niye affediyorsunuz komiser bey cezası? Neyse çeksin o hırsız ayısı. Peki şüphelendiğiniz biri var mı aralarında? Vallahi şoför bey hariç hepsi olabilir. O zaman da yapılacak şey tek tek herkesin üstünü aramaktır. Tabii. Arayın komiser bey. Hepsinin üstünü arayın. Cezası neyse çeksin. İçeri dıkın, yatsın 20 sene. Biz de rahat edelim canım. Arasınlar. Peki arasınlar. Ara şunları üzeri. Komiserim bundan 500 bin lira çıktı. Suçlu bu olabilir mi? Hayır geç onu. Üzerinde 5 milyondan fazla olanlar suçlu zanlısıdır. Ben de 800 bin lira çıktı komiser. Onu da geçin. İyi arayın polis bey. Vallahi suçlu kocam bile olmuş olsa hiç affetmeyin. Gerekeni yapın. Durun komiser bey. Parayı buldum galiba. Ne? Buldun mu? Cep delinmiş para da asların içine düşmüş. Ana hepimizi buldun mu? İşte. Peki başka 5 milyonunu çaldıran yok mu içinizde? Para bulunduğuna göre mesele de bitmiştir artık. Hepiniz gidebilirsiniz. Komiser bey. Buradaki herkesten çok özür dilerim. Parayı bulamayınca çalındı zannettim. Neyse böyle oldu iyi oldu. Bizim de minibüslere olan güvenimiz sarsılmamış oldu değil mi? Ah be! Benim minibüsüm de namusu kurtuldu ha! Hepiniz gidebilirsiniz abi. Hadi bakalım, hadi bakalım abilerim. Herkes yerine. Ücretimi vermiş olanlardan rica edeyim. evet yürüyelim. Ben de şikayetçiyim komiser bey. Benim de 5 milyonum çalındı. Ne? İnce ince Yasemince her mevcut.